TV 100, Hacı Yakışıklı, PKK ve TSK kavga mı ediyor Kemal Bey? HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu sağına Pervin Buldan'ı, soluna Mithat Sancar'ı alarak bu ülkede kavgayı bitireceğim dedi. Bir saniye Kemal Bey pardon kavga derken yanınızdaki kişiler TSK sınır ötesinde katliam yapıyor demiyor mu? Dolayısıyla bir Türk-Kürt kavgası yok. Millet birbiriyle gayet net istişare ediyor. Bu durumda PKK ve TSK'yı mı kastettiniz? Peki PKK, Partiya Karkeren Kürdistan terör örgütü ve Türk Silahlı Kuvvetleri kavga mı ediyor? Terörle mücadelenin ismi ne zamandan beri kavga oldu? HDP'nin esas talebi TSK'nın operasyonlarının durdurulması değil mi? İyi Parti. Meral Akşener bu mevzuya çoktan gözünü yumdu bile. Ondan bir şey beklemeyin. Kızacak. Kendine HDP sorulduğunda bizim değil Kemal Bey'in meselesi diyecek. Ama oy pusulasında Pervin Buldan'la beraber aynı adaya mühür basacak. Erdoğan gitsin diye bu durumu sürekli geçiştirecek. Ancak İyi Parti'nin tabanındaki ciddi bir kesim bu duruma tepki gösterecektir. İyi Parti oylarının bir kısmı eriyecektir. Yavuz Ağralıoğlu kızsa da küsse de durum budur. Türk Silahlı Kuvvetleri katliam yapıyor diyenlerle İyi Parti yönetimi aynı adayı destekleyecek. Akşener, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyordu. Peki adayınız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimin yanında konumlandırıyorsunuz? Çözüm süreci. HDP seçmeniyle yahut Kürt kardeşimle benim bir kavgam yok, sıkıntım yok sıkıntı silahlı terör örgütüdür. Birileri AK Parti çözüm süreci yapıp HDP ile ittifak kurdu diyor. Yalan, yanlış ve bu bir algı yönetimi. 2014 seçim sürecinde HDP ile seçim ittifakı yapılmadı. PKK silah bıraksın diye bir süreç işletildi. AK Partili bir yönetici ile HDP'li bir yönetici oy pusulasında asla birleşmedi. Asla aynı adaya oy vermediler. Çözüm sürecini HDP baltaladı. Kürtler ve kültür adına hiçbir talepleri olmadı. Sürekli PKK'yı daha çok palazlandırma derdine düştüler. Çözüm süreci yaptınız diyenler, öyleyse bizim ittifakımız normal diyerek PKK'ya alan açılmasına göz yumuyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutandır. HDP şu anda İyi Parti'den çok daha fazla biçimde Kemal Kılıçdaroğlu destekliyor. İşi son hamleyle bitirme derdindeler. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutan oluyor. Kendilerince orduların başkomutanına TSK'yı Kandil'den çek diyecekler. Tek talepleri bu. Bakanlık falan istemiyorlar. Bu tek talep kabul edilmişse destekleyecekler. Şu anda başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk Silahlı Kuvvetleri katliam yapıyor Kandil'den çekilmelidir diyen HDP'nin desteklediği biri başkomutan olabilir mi? AK Parti ve MHP bugüne kadar HDP ile hiçbir zaman seçim ittifakı kurmadı. Ama siz kurdunuz. Öcalan ve TRT gerçeği Osman Öcalan TRT'ye çıktı deyip duruyorsunuz. TRT kurduğu de PKK Kürtleri temsil edemez dedi. Niye TRT'ye çıktığını söylüyorsunuz da bu sözlerini aktarmıyorsunuz? Zaten seçmen bu TRT olayını yanlış bulduğunu söyledi. Ama hangi HDP'li bugüne dek PKK Kürtleri temsil edemez diyebildi? Osman Öcalan TRT'ye çıktı da PKK'ya özgürlük mü dedi? Türkiye bölünsün mü dedi? TSK operasyonları durdursun mu dedi? Pervin Buldan, AK Parti MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir diyerek aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Toplumun yarını PKK tehdit etmiyor ama Erdoğan ve Bahçeli tehdit ediyor. Öyle mi? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin iktidarı devam ederse biteriz diyen PKK elebaşlarını sadece biz mi duyuyoruz? Neden Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse biteriz demiyorlar? AK Parti'nin seçim stratejisi ülkeyi kalkındırma üzerine kurulu. Tüm bu seçim engelmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş gündemi deprem yaralarının sarılması. Türkiye'de adalet yok diyenler sürekli Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük istiyor. İkisi serbest kalsa adalet gelmiş olacak. Başka hiçbir sorun kalmayacak. Vatandaşın adaleti umurlarında değil. Sınır ötesi mi, sınır içi mi? Terörle mücadele devam edecek. Ama mesele şu. Mücadele sınır ötesinde terörist kovalayıp yok ederek mi yoksa sınır içinde mi devam edecek? Daha açık yazayım. Kandil'de PKK elebaşlarını etkisiz hale getirmek için mücadele ediliyor. Şu anda teröristler Türkiye'den süpürüldü. Suriye ve Irak'ta bulunup yok ediliyorlar. MIT ve TSK an itibarıyla kendin bul, kendin yok et konseptinde çalışıyor. Eğer bu konsept değişirse siz PKK ile yine Şırnak'ta, Hakkari'de, Ankara'da, Sultanahmet Meydanı'nda çatışmak zorunda kalacaksınız yine köylerde öğretmenler şehit edilecek. Bu mudur terörle mücadele? Türkiye şimdi bir yol ayrımında. Ya eski Türkiye yeniden tercih edilecek yahut dünyaya damga vurmak için yola devam edilecek. Tercih milletindir. Yargılayacaklarmış. Türkiye'nin küresel bir güç olarak yoluna devam etmesini isteyen yerli ve milli duyarlılığa sahip kim varsa tehdit ediyorlar. 15 Mayıs'ta ülkeyi terk edin yoksa sizi yargılayacağız diyorlar. Gelecek Partisi Genel Merkez Sosyal Politikalar Komisyon Üyesi Hüseyin Ceyhan isimli şahıs sosyal medyadan bana mesaj atarak 15 Mayıs'ta Avrupa uçuşları full doluymuş. Sen de bilet aldın mı? diye yazıyor. En basit örneği yazdım. Yargılanmaktan korkan yok. Ama siz bir yerlerden delil ve belge uydurup insanları suçlu pozisyona düşürecekseniz buna yargılama denmez in denir. İsterseniz boynumuza ilmek geçirip bizi boğabilirsiniz. Yahut kafatasımızdan şarap içebilirsiniz. Siz bu zulümleri yapmaktan korkmayabilirsiniz. Biz de sizden korkmuyoruz. Bu vatan için ölmek gerekirse Allah rızası için ölmek şereftir. Yatakta basıp şafakta asacağız diyen namertlere karşı Allah bizi güçlü kılsın. Ben bu dünyaya sizden korkmaya gelmedim. Ben bu dünyaya sizin karşınızda diz çöktükten sonra tekrar ahirete gitmek için gelmedim. Biz ölmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyoruz. Üzerinde beş vakit ezan okunan bu topraklar dünyanın en müreffeh devleti olana kadar ve sonrasında tüm sömürülen halklar dirilene kadar mücadeleye devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Son söz. Bugün de dahil olmak üzere 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranını geçen lider olmadı. Hala önde. Deprem nedeniyle sessiz, uhuletle ve suhuletle hareket ediyor. Önceliği vatandaşın ayağa kalkması. Muhalefet partileri ise kurdukları proje masasında zafer havası içinde birbirine makam ve mevkii dağıtıyor.